Evet arkadaşlar merhaba. 18 Mart 2022 Cuma akşamı tekrar Gulfstream Park'tayız. Amerika'dayız. Amerika'da 9 koşulu bir program var. Birebir birinci koşudan itibaren 9. koşuya kadar aynı şekilde. Evet, değerlendirmelerimizi hemen yapalım. Gerçekten çok zor bir koşu günü bugün bizi bekliyor. Yine karışık böyle Gulfstream Park'ta sentetik kum, çim hepsi çorba şeklinde. Evet, birinci koşuyla beraber birinci altılık ayağım başlıyor. Maiden satış koşusu. Dişiler, 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 4 artı 2 normalde yani kapatmalık bir ayak bu. Ama biz yine de verelim. 5 numaralı Nana Feni Irat Ortiz ile 3 numaralı Taha Will Luis Saez ile 1 numaralı Stupendous Jose Ortiz ile 6 numaralı Straight to Go Leonel Reyes ile. Şimdi bu 4 at mutlaka yazılmalı. Artı 8 numaralı Vintage Girl, Tyler Gaffalone ile arkadaşlar. Ve 4 numaralı Tora Lora Lora, Wilfred Vasquez ile. Evet. Bu Wilfred Vasquez'i de gibi jokeler her zaman görmüyoruz arkadaşlar. Böyle 1-2 koşuyor. Bu da bugün koşacak. Dikkat etmek lazım. Yani sürpriz arayışında olan arkadaşlar için bazen böyle safkanları getiriyorlar ve kazanıyorlar. 5, 3, 1, 6 diyordu ön planda, 8 ve 4 arka planda ya da H işaretini kullanılacak en iyi yerlerden birisi birinci koşu. Evet ikinci koşu da şimdi satış koşusu. Topraktayız, normal kum. Şartlı dişi 4 ve yukarı İngilizler. Evet burada da 3 artı 2 olarak geçeceğiz. 6 numaralı Cozy Cafe, Leonel Reyes ile Ecurisy Kiss Running Free. Şimdi son koşusunu kazandı bu ama ekürler burada biraz 4 numaranın gelme ihtimali de var arkadaşlar. Biz o yüzden ilk başa aldık. Bir de 72 handikap puanıyla dikkat etmek lazım tabii. Çok hani inanıyor muyuz? Yazmak zorunda olduğumuz için yazıyoruz bunu. 1 numaralı Shadily Franklin Collis'la kesinlikle ihmal edilmemeli. 8 numaralı Lunar Blast Mikael Angel Vasquez'le. Bu 3 tane at mutlaka yazılmalı. Şimdi burada 7 numaralı Miss Italy, yine Wilfred Vasquez arkadaşımız var burada yeni jokeylerden ve 5 numaralı Queen Domina Ahmet Gonzalez'le. Yani burada maşallah bütün hızlı Gonzalez'ler burada. 6, 1, 8 yer olanlar için 7 ve 5 diyoruz arkadaşlar. Dikkat etmek lazım buraya. Evet, 3. koşu değil, 7'li plasenin başlangıç ayağı Çim Pist, Maiden 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 8 tane safkan var. Arkadaşlar burada 7 numaralı Fisburg, Irad Ortiz Junior'la Banco. Zaten bir tane koşuyla ikinciliği yaptığı çalışmada da iyi. Bu performansı göstermesi yeterli. Yani ikincilik yapmış olduğu bu yarıştaki performansı göstermesi bu grubu geçecektir. Bu da muhtemelen 2 numaralı Nonny Franklin'le kapışacaktır. En son çalışması da bu Pittsburgh'un 0.59-55'lik bir çalışması var. En sondan B belki çalışması bu. Evet 7 numara bankomuz. 4. koşu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 9 tane safka var. Arkadaşlar çok zor bir ayak bu. Şöyle söyleyeyim. Burada iki yol ayrımındayız. Yani küçük kuponlarda 4 numaralı Yegut de Queen, Irad Ortiz'le alternatif banko olarak düşünülmeli. Burada bu safkanın gelme ihtimali çok fazla. Eğer bunu düşürürseniz 6 numaralı Shezav Savage Javier Castano ile 7 numaralı Gaga Oh Lala Leonel Reyes ile 8 numaralı Lady Claw Jose Morelos ile ve 9 numaralı Lady Mechanic Marcos Meneses ile mutlaka yazılmalı. Bunun da ötesine geçtiğimiz zaman 5 numaralı Scarlet Flower Alisa Morrison'la bu bayan jockey arkadaşlar geliri var. Ve 2 numaralı Kenya San Hector Isaac Berrios'a da sürpriz yapabilir. Evet burada 4 alternatif banko düşürdüğünüz anda 4 tane atı hemen yazmanız gerekiyor. 6, 7, 8, 9 ve sürpriz olarak da 5 ve 2'yi de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. 5. koşu Maiden dişiler 3 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar 5. koşuda. Burada 10 tane safkan var arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durumumuz var. 2 numaralı Sally Bear Louis Saez ile burada alternatif bankomuz ve en yakın rakibi 1 numaralı Parisian Vibe, Jose Ortiz ile. Şimdi bu ilk kez koçuk olmasına rağmen arkadaşlar dikkat etmek lazım.
Burada hani 2 numara çok rahat değil. Luis Saez burada ön planda ama 6 diye de 2'ye katlıyoruz 2 at geçtiğimiz zaman. O zaman ne oluyor? Hani atıyorum 100 liralık kupon 200 lira oluyor. Ve 200 liralık kuponu burada 2'yi tek atarsanız 100'e indiriyor. Yani yarı yarıya açıkçası oynuyor. Başka da burada bunları rahatsız edecek at gözükmüyor şu an. Yani biz bulamadık. Hani bir şey olursa da büyük sürpriz olur gerçekten. Burada 2 ve 1 geçiyoruz şimdilik ama 2'yi tek atma durumumuz var. O AGF oranlarına ve duruma göre bakacağız arkadaşlar. Bir de AGF açılış zamanıyla her zaman yapmıyoruz ama onu bazen AGF açılış zamanıyla AGF'nin yaklaşma zamanı yani o koşunun yaklaşma zamanı da bazı oynamalar oluyor arkadaşlar. Yani onu tavsiye ederim yapabilenler yani bunu vakti olan arkadaşlar varsa onu yaparlarsa fotoğrafını hani çekebiliyorsanız tabii onlar hep uğraşı işi tabii. Çekip akşam zamanlarında da o AGF'lerle eğer karşılaştırırsanız bazı orada anlatılmak istenen hareketler oluyor. Oradaki o hareketler çok önemli bizim için. Onlar da bize kalsın. O kadar da. Ama bu şekilde takip edebilirsiniz değişimleri. Şimdi 6. koşu satış koşusu şartlı dişi 4 yukarı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 tane at var. 3 numaralı Danger Tiger Gaff Farhane ile 1 numaralı Divine Exchange Xavier Castellano ile ve 4 numaralı Frankie's Girl Louis Size'da. Burası 3 at. Yani burada normalde yeterli. Ama 6 numaralı Memphis Showboat ve 2 numaralı Victory Crusade de burada her an ters bir koşu çıkartabilir. Şimdi biz burada 4'ü yazmıyoruz. 4'ü yazmıyoruz değil mi? Özür dilerim. Evet burada tamam yazdık arkadaşlar. 3, 1, 4 ön planda 6 ve 2 diyoruz. Evet 81 puanla 6'yı da yazdık. Arkadaşlar burasını eğer 5 at yazarsınız kapatmış gibi olursunuz. Zaten 7 at var. 3, 1, 4 ön planda dedik. 7. koşudayız. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1670 metre sentetik kum. Evet burayı da 7. koşuda 3 artı 2 şeklinde geçeceğiz. Buradaki ilk atımız 7 numaralı Super Position Romare Ramsay Marak'la. 4 numaralı Skywalking Jose Ortiz ile ve 8 numaralı Double Blessing Junior Alvarado ile. 7, 4 ve 8 numaralı safkanlar burada arkadaşlar çok ön planda. Ama 6 numaralı Sweeney's Cat ve 2 numaralı klasik filminde burada gelirleri var. Biz burada 5'i yazmadık. Mario Fuentes'in miydi? Bunlar kendi atları bunların. Dilenler bunu da yazabilirler. 80 handikap puanıyla zorlanan bir at bu. Hani bu grup biraz buna her ne kadar 80 handikap puan da olsa arkadaşlar sert geleceğini ama isteyenler yazabilir arkadaşlar. Tecrübelerimiz bize gösterdiği şey bu tip gruplarda böyle en yüksek handikap puanını atın gelmediği yönünde. Onu söylerim size. Yani boşu boşuna ama istiyorsanız yazabilirsiniz. Gelebilir de. 7, 4, 8 diyoruz. Arkasına 6 ve 2 diyoruz. 8. koşudayız şimdi. Şartlı dişi 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet 8. koşuda 4 numaralı Join the Dot Javier Castellano ile ikinci bankomuz arkadaşlar burada. Evet 87 handikap puanı zaten 2 koşu ve son yapmış olduğu koşuyla veya üçüncülüğü bu grubu geçmeye yetecektir. Bir hata yapmazsa Javier Castellano arkadaşlar bu koşuyu kazanır. Ancak şöyle söyleyeyim size. Hatırlarsınız ilk altılı 3. koşuda 7 numara tekti. Ve 5. koşuda alternatif bankomuz vardı burada. 2 numara. Ve burada da 4 numara, 8. koşuda da 4 numara var. Şimdi bu atları düşürdüğümüz takdirde altılı ganyan para ediyor. Ama Amerika'da hep bunlar böyle olmuyor. Yani Amerika'da genelde favoriler mesela 3 tane favorim var. 9 koşuda 3 tane favori. AGF 1 var. Yani sürdürek favori. Bunlardan en az bir ya da iki tanesi geliyor. İşin kötü tarafı hangisini düşürebileceğimizi yakalamak. Ha burada normal şartta atın ben Javier Castellano'ya pek güvenmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ama biz mecburen bu atın kalitesine güveniyoruz. 4 numara burada bizim sürdürek bankomuz. Evet 9. koşu satış koşusu şartlı 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Yani şunu söyleyeyim. Burada Javier Castellano yerine Louis Saez'in bindiği şu atı Steady Barrier yazmak çok daha bence mantıklı.
Evet, şimdi burada 9. koşu dizi arkadaşlar. Son koşu satış şartlı, satış koşusu şartlı 3 yukarı İngilizler 1000 metre başlık bu şekilde. Evet, 9 tane safkan var. Burada 8 numaralı Vora, İrad Ortiz Alternatif Banko arkadaşlar. Yani burada evet handikap puanı yüksek olduğu için zaten Alternatif Banko yaptık. Dediğim gibi satış koşullarında handikap birinci yani sıradaki handikap puanı en yüksek. Safkandan gelmeme ihtimal çok yüksek. 3 numaralı Love of the Land, Jose Ortiz'te. 2 numaralı Tape to Tape, Junior Alvarado. 1 numaralı Rayo Colorado ve Ecurisi 5 numaralı T. Walls. Alisa Morrison ve Sean Brigman. Dedik ve 4 numaralı One Tough Son of a Gun. Franklin Collins arkadaşlar. Evet burada tabi Marcos Meneses'in bindiği Zip Line to Heaven'ın da kediri var. Yani 8 alternatif bankomuz veya düşürseniz arkadaşlar burada H işaretini yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, Garps'in Park'la ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Tüm yarış sever arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İyi bir cuma akşamı geçirmeniz dileğiyle. Yabancı yarışların yegane adresi maxsporttahmin.com ve Maxsport Tahmin grubumuz. 2 yıldır burada bu hizmeti veriyoruz arkadaşlar. Yani bizim ya daha evvel yapmış olduğumuz işleri görmek isteyen haberlere işliyoruz. 200 lira veren ikramiyelerin altındakileri yayınlamıyoruz. Bazı özel arkadaşlar bize yolluyorlar, diyorlar bunu ben tuttum, sağ olun, var olun. Ya bazı büyük tutan arkadaşlarımız oluyor. Ya biz 5'te kalıyoruz veya 4'te kalıyoruz ama onlar 6'da tutuyor. Kendi kuponunu yapmış adam. Ama bizim verdiğimiz hatları kullanıyorlar. Onları da yayınlamıyoruz tabii. Burada dileyenler web sitemizden takip edebilirler. İyi bir cuma akşamı geçirmenizi dileyelim. Herkese bol şans. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın.